Venedik donanmasının Çanakkale Boğazı'nı kapaması, saltanat merkezi İstanbul'da ciddi karışıklıklar yaşanmasına sebep oldu. İstanbul'a deniz yoluyla yapılan ticaretin sekteye uğraması, payitahtta iktisadi bir darboğazın ortaya çıkmasına yol açtı. Bunun üzerine maaşları ödenemeyen sipahilerin çıkardığı isyanı yatıştırmak amacıyla İstanbul ve Galata esnafından Avarız ismiyle olağanüstü vergilerin toplanması halkın saraya bakışını olumsuz etkiledi. Bazı senelerde temel ihtiyaç maddelerinin yokluğu açık bir kıtlık haline dönebiliyordu. 1651'de ulufe dağıtımında tasarruf etmek isteyen saray ağalarının piyasadaki akçeleri düşük ayarlı akçelerle değiştirmesi İstanbul esnafını ayaklandırdı. Şeyhülislam Karaçelebizade Abdülaziz Efendi'nin peşinden saraya kadar yürüyen kalabalık Sultan 4. Mehmed'i acil bir ayak divanı toplamaya çağırdı. Halkın huzuruna çıkmak zorunda kalan 4. Mehmed, neşrettiği Hatt-ı Hümayun'la kanuna aykırı vergi alınmayacağını duyurup Sadrazam Melek Ahmet Paşa'yı görevden aldı. 1653'te tayin edilen Derviş Mehmet Paşa'nın sadrazamlığı döneminde başkentteki yiyecek fiyatları muazzam derecede yükseldi. Ertesi sene Kaptan-ı Derya Murat Paşa'nın Venedik gemilerini mağlup edip Çanakkale Boğazı'nı açması geçici bir rahatlamayı sağlasa da payitahttaki karmaşa kolayca bertaraf olacak cinsten değildi. Bir zamanların dillere destan Mührü Hümayun'una talip devlet adamı bulmak bile güçleşiyordu. 1656'da hazinenin içine düştüğü durumu çözemeyeceğini anlayan Murat Paşa, hacca gitmek bahanesiyle mührü teslim edip sadaretten ayrılırken, yerine getirilen Malatyalı Süleyman Paşa, aynı sene içinde Kapıkulu neferlerinin ulufelerini zayıf akçeyle ödemeye kalkıştıktan sonra yaşlılığını ileri sürüp istifa etti. Sadaret kaymakamlığından sadarete terfi eden Zurnazen Mustafa Paşa ise bu makamda sadece 4 saat kalabildi. 4 Mart 1656'da sikkenin tahşiş edilmiş olması ve bazı askerlere düşük ayarlı akçelerle maaş dağıtılmış olmasından ötürü bir Kapıkulu isyanı çıktı. Esnafın düşük ayarlı akçeleri kabul etmemesi üzerine yürüyüşe geçen Kapıkulu mensupları bir kez daha 4. Mehmed'i ayak divanı toplamaya mecbur bıraktı. Asiler, mali yolsuzlukların müsebbibi olarak gördükleri 30 kişinin katlini talep ediyorlardı. Aralarında saray ağalarının bulunduğu liste 4. Mehmed'e ulaştırıldığında sultan bunların azli ve sürülmesini önererek ricalinin başını kurtarmak istedi. Ne var ki isyancılar padişahın ricasını kabul etmeyerek sorumlu addettikleri 30 kişiyi, hatta 4. Mehmed'in araya girerek kaçırmaya çalıştığı Bilal Ağa ve hazinedar Yusuf Ağa'yı dahi bulup katlettiler. Bu kanlı hadiseye öldürülenlerin cansız bedenlerinin Sultanahmet'te bir çınara asılmasından dolayı Vakai Vakvakiye veya Çınar Vakası denmiştir. Bu arada Venedikliler Bozcaada, Limni ve Semadirek adalarını işgal edip Çanakkale ağzını yeniden kapamışlardı. Kaptan-ı Derya Kenan Paşa, ablukayı yarmak için Venedikli Amiral Lazaro Mocenico komutasındaki donanmanın üzerine ilerledi. Kenan Paşa'nın 26 Haziran 1656'da uğradığı büyük hezimet İstanbul'u Venedik gemileri karşısında savunmasız bıraktı. Vezir-i Azam Boynu Eğri Mehmet Paşa payitahtı korumak adına surların denize bakan taraflarını badanalattı. Şehir duvarlarının üzerine kurulu evleri yıktırdı. Bu tedbirler halk arasında büyük bir korkunun yayılmasına sebep olarak yiyecek ve eşya fiyatlarının daha da yükselmesine yol açtı. Gidişat karşısında bizzat sorumluluk almak isteyen Sultan 4. Mehmed, başına bizzat geçeceği bir sefer tertip etmek isterken sadrazam tarafından engellendi. Hazineyi içinde düştüğü bedbaht halden kurtarmak amacıyla imdadiye vergisi konulsa da arzulanan gelir yine de elde edilemedi. Bu arada Sultan 4. Mehmed'in yerine kardeşi Şehzade Süleyman'ı geçirmek isteyenlerin tezgahladığı bir komplo da açığa çıktı. Saltanat değişikliğine yeltenenlerin başı olan Şeyhülislam Hocazade Mesud Efendi önce Bursa'ya sürgüne yollandı, ardından Bursa'da öldürüldü. Bu kargaşa dönemi ancak 15 Eylül 1656'da sadarete getirilen Köprülü Mehmet Paşa'nın mutlak idaresi altında sonlanacaktı.